muhteşem gözüküyor Sultanbeyli. O zaman hazır mıyız? Şimdi aramızda İYİ Parti ilçe başkanı Sayın Özkan Öztürk var. Bir kuvvetli alkış ona gitsin lütfen. Cumhuriyet Halk Partisi ilçe başkanımız Sayın Murat Kantekin var. Ona da bir kuvvetli alkış. Bu arada genel başkan yardımcımız Sayın Onursal adı güzel aramızda. Bir kuvvetli alkışla Onursal. Çok sözü uzatmadan şunu söylemek istiyorum. Sultanbeyli'ye derman Doktor Ayhan. Çünkü İmamoğlu varsa çözüm vardır. Hazır mıyız? Verelim elleri. İmamoğlu'nu böyle karşılayalım, olur mu? Şimdi Ekrem bende, İmamoğlu sizde, eller inmesin. Ekrem! 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 Buyurun Sayın Başkanım. Harikasınız Sultanbeyli. Sizi çok seviyorum. Hoş geldiniz. İyi misiniz? Ben sizi gördüm, çok iyi oldum. Şu anda yüzünüzün pırıl pırıl bana dönük olması içimi öyle ısıttı ki anlatamam. Bu Sultanbeyli'ye 3. gelişim. Bu neyin işareti biliyor musunuz? Göreve başladığımda en çok ziyaret edeceğim ve en çok hizmet edeceğim yer Sultanbeyli olacak. Göreceksiniz. Çok teşekkür ediyorum. Dolayısıyla konuşurken, sizlere hitap ederken, televizyonda konuşurken, meydanlarda konuşurken sözlerime çok dikkat ediyorum. Ben sizi buraya otobüsle mi getirttim? Sizi buraya zorla getiren var mı? İsteyerek geldiniz. Benim için en değerlisi bu kardeşim. Açık söyleyeyim. Benim teşekkür ederim. Açık söyleyeyim. Benim öyle otobüs tutacak halim yok. Benim size tahsis edecek İETT otobüslerim de yok. Ben bir tek diyorum ki, ey Sultanbeyliler, ben sizinle buluşmaya geliyorum. Müsaitseniz, sağlığınız uygunsa gelin dedik ve geldiniz. Allah sizden razı olsun. Allah sizden razı olsun. Sağ olun. Bugün meydanda biliyorum benim arkamdan konuşacaklar. Ben de dedim ki kardeşim, arkamdan konuşmayın. Dedim ki arkamdan konuşmayın. Gelin, gelin televizyona çıkalım. Gelin bir yerde, bir meydanda milletin huzurunda konuşalım. Bunu yapmayacağız da ne olacak Allah aşkına? Biz şurada otursak, milletin huzurunda konuşsak ne olacak? Sadece şu, Sultanbeyli'ye ne yaptın diye soracağım. O da diyecek ki sen ne yapacaksın? Ama kardeşim bakın bir şey söyleyeyim.
bu arkadaşlarım bugün arkamızdan konuşacaklar. Ben de diyorum ki yapmayın, etmeyin. Gıybette bulunmayın. Suçlamayın, günahtır. Aynen öyle. Bizi yaftalamayın. Benim vatandaşımı ayırmayın. Benim insanımın kalbi kırılıyor. Benim insanımın gözyaşı dökmesine sebep oluyorsunuz. Aynen öyle. Bu devlette görev yapan herkesi devlet adamı olmaya davet ediyorum. Devlet adamı olun kardeşim. Devlet adamı sözüne dikkat eden adamdır. Doğru mu? Kimseyi kırmayan adamdır. Doğru mu? Seçime kalmış 6 gün. Dönün işinize. Bakın işinize. 31 Mart'ta seçim var. Tedbirleri alın. Kimsenin burnu kanamasın. Var mısınız çalışmaya? Harika. 2. 31 Mart'ta sandıkta görev alacak mıyız? Harika. Bunlarda da anlaştık. 3. 31 Mart'ta Allah'ın izniyle bu kardeşiniz diyecek ki İstanbul'un 16 milyon insanının belediye başkanı olmaya geliyorum. Ben kimseye ayırt etmeyeceğim diyeceğim. Ve sonuçları açıklayacağız. Allah'ın izniyle sizlere çok güzel bir müjde vereceğim 31 Mart'ta. Hayırlı olsun diyeceğim. Hayırlı olsun. İsteğim daha var. Birilerini yaptığı gibi yapmayacağız. Çıkalım, büyük sevinç gösterileri gösterelim, kornalara basalım, kimsenin kalbini kırmayacağız. Bir insanın bile kalbini kırarsak ben üzülürüm. Ben bir Nisan günü herkesin şunu demesini istiyorum. Onun için kimsenin kalbi kırılmasın. Evet ya, İyi bir belediye başkanı seçtik. Ben oy vermedim ama size teşekkür ederim diyecek çok insan çıkacak.